Ben buyurun şey buyurun Sayın Türker Bir kere e, ister din adamları olsun, ister siyaset adamları olsun, bir şeyi ilk başlatanlar hep tartışılır. Niye tartışılır? Bu da gösteriyor ki o dönemde yaşayan insanlar iktidar kavgası içindeler. Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından sonra ne olacağı konusu aslında herkes bir kişinin, iki kişinin ağzıyla konuşuluyor. Ama bir realite var. Ee, i̇şte dönemin iktidarı kimdir Ankara? Celal Bayar deyince söyleyenler hemen sesini kesiyor. Niye? Çünkü onlar muhafazakarlık üzerinde inşa etmek istiyorlar. <laughs> Celal Bayar Adnan Menderes'i de referans gösterdikleri için onlarla ilgili bir şey çıktı mı Susuyorlar. Peygamber üzerinde bir şey söylüyorlar. İşte hadis diyorlar ayetin yorumunu yapıyorlar. Ama çıkıp da şunu izah etmiyorlar. Kendileri var olana kadar o ayetin yorumunu niye kimse o şekilde yapmamış? Hab dediğimiz yani Hz. Muhammed de aynı tarihte yaşamış olan insanlar onun ağzından o ayet ayetleri yorumlarını dinlemiş olan kişiler benzer şekilde bir yorum yapmamışlar. Ben böyle arada bir programlarda televizyonculuk yaptığım zaman ayet okup yorum yapardı bir dakika dedim ya yani senin söylediğin o yorum değil Arapçada kelimenin manası budur hadi gel yapalım vazgeçerlerdi yani biraz evvel e, Hulki Bey'in söylediği gibi kaynaklara referanslara bakmadan konuşuluyor ve e, Hasan Basri Bey'in de söylediği gibi bu tür tartışmaları saptırarak yapıyorlar bir kere bir gerçeği kabul edeceğiz eğer Müslüman dinine mensupsak peygamberimizi tartışmamamız gerekiyor. Tartışmamalıyız. Çünkü inanmışız, inanç demektir. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasından yanaysak, Türkiye Cumhuriyeti'nin özgür ve bağımsız bir ülke olarak varlığından eğer biz sorumlu tutuyorsak kendimizi, bu ülkenin kurucu kadrosunu temsil eden, kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ü asla tartışmamalıyız. Kaldı ki Mustafa Kemal Atatürk'ün diğer bütün siyasi liderlerden farkı bu bilinçtir. Bunun da araştırılması lazım. Çıkıp da ben onun oğluyum, torunuyum, yeğeniyim diye siyasi miras hakkı talep edecek kimseyi de bırakmamıştır. Yani bu önemli bir e, hani e, özveridir, önemli bir yaklaşımdır. Şimdi neden bu tartışmalar yapılıyor? Çünkü bütün ülke e, dünya devletlerinde özellikle doğu kaynaklı ülkelerde lidere dayalı övgü yapıyoruz. Şimdi burada eğer siz İstanbul'un fethini konu yapsanız İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet'in babasının Fatih'in annesini bile seçmesinin evet. seçmek için nasıl 18 yıl beklediğini Fatih 18 yaşına geldikten sonra fetih olgusuna hazır hale geldiğini konuşuruz. Ve hey. deriz ki ha, demek ki politikayı baba yapmış. Şimdi bunları unutuyoruz. O tarihte birisini yüceltiyoruz. Sonra unutuyoruz onu. Yani biz gelene kadar, bizim çağa gelene kadar aradakiler unutuyorlar Fatih'i. Çünkü herkes kendi dönemindekini yüceltmeye çalışıyor. Ve ardından dönüyoruz. Günümüzde en kahramanı ise o ayrıymış gibi tartışıyoruz. Ben çok tartışıyorum. Yani aynen Hulki Bey'in e, anlattığı gibi kaynakları getirip insanlara götürüyor. Fatih'in annesi kimdir? Babası niye evlenmiştir? Bu fikri nereden almıştır? Bunların hepsi tarih kayıtlarında var. Evet. Yani onun, burada burada da... olması gereken Bilemadım, şey şu. Duyamadık. çok pardon. Burada Bir saniye. onlar o, ta, o o bölümler e, biraz konumuzun dışında. Yani ben bu hayır, hayır, ben verirken, konumuza getireyim. Da bağlantılı şimdi ben bağlıyorum. Şimdi, bağlıyorum. şimdi aynı şeyi Kemal Atatürk için, Mustafa Kemal Atatürk için yapılmıştır. Yapılmaktadır. Derken bu kişiler eleştirenler bir bakıyorsun ki eleştirmemesi gereken partiye geçmiştir. Saf değiştirmiştir ama bir realite var. Ciddi Atatürkçü Atatürkçü düşüncenin felsefesinin inceleyen eğer konuşanıdır. Yoksa ki hulki bir haklı oluyor ona sığınarak bir şey yapılmaz. Peki. Yani benim buradaki şey de şu ama Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı törenlerde bu konuşmaların yaptırılması bu konuşmaları yapanların şu anda Diyanet kadrosundan emekli olmuş olanların seçilmesi de manidardır. Can Aksın eski ustad bir gazetecidir. Bizim bilenler bilir. Bana bir mesaj atmış burada. Aslında bu tartışmanın adında diyor, FETÖ benzeri bir şeyi araştırmak gerekmez mi diye dikkat çekiyor bizim bakmadığımız yönüyle. Yani, çünkü, çünkü e, niye, bahçerisi niye bahçerisi işte. o kişi bahçerisi seçiliyor? Söyledi, Sayın yani bakın o bölgede olmayan bir kişi neden getirilip ona vaaz veriliyor? Bunların hepsini e yani insanlar bilir. Ben Yani bu e, yani eğer böyle oluyorsa o da başka bir sorun. E, tabii işte, yani FETÖ hala bakın, bu kadar şu anda bu mücadeleler onlar, onlar bu kadar biz e, e, algı olarak Hasan, bir, e, bunu Hasan anladıktan Basri Bey, sonra hala buralarda böyle etkili olabiliyorsa. Bey o da başka bir sorun. zaten bakın çok önemli bir laf söyledi. Bunları tartışırken işin esaslarını tartışmıyor kimse. Perdenin arkasındaki saklanan o perdede aynı işi oynatan kişileri kimse görmüyor. Bir gerçek var. Birisi benim önümde peygamberimize bir laf söylesin ben gocunur kavga da ederim. Ama birisi Mustafa Kemal'e de laf söylesin kavga ederim. Şimdi bu ikisini aynı anlamda düşündüm diye değil ki birisini inancım dolayısıyla diğeri de bu ülkenin kurucusudur. Bizim bu ülkede varlığımızı tıpkı Ömer Çelik Bey'in söylediği gibi bugün var olmamızı sağlayan tıpkı bugün Devlet Bahçeli'nin söylediği gibi kulağınıza ezan değil başka şeyler üflenir dediği gibi yaşayacağımızın bilincinde olduğumuz şey. Peki Bu iki bilinci de yetişen yeni nesile, çocuklarımıza verirsek kimse ne <laughs> ülkenin bekası ile ilgili tehlikeler yaratacak lafları söyleme cesaretini Peki, bulabilir. Efendim. Ne de dine hakaret edebilir. Yani Sayın Bahçeli de buna işaret ediyor. Gizli fetöcü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir. Herkes uyanık olmak zorundadır. Atatürk milli birliğimizin ortak paydasıdır diyor. İşte bunu yani çok... bu kabulle artık hareket edilsin. Ee, bu e, bir ayrışma, bir kutuplaşma noktası olmaktan çıkarılsın diyor. Sayın Bahçeli de Melik Yiğitel var mı ekleyeceğiniz? Evet, şimdi... Bilhassa bu gizli e, fetö eli vesaire. Ben Eğer öyleyse ben de, de yani, yani o, o şöyle Hı. Buyurun. O şimdi Başak Hanım bu o, tabii ciddi bir iddia. Yani Sayın Bahçeli e, bunun hani neye iş edin söylüyor bilmiyorum. Bir e, şüpheyi ifade ediyorsa evet ta, hani tartışılabilir. Elinde bir bilgi belge varsa daha ciddi bir duruma işaret ediyor. E, ama ben böyle bir, bir e, FETÖ meselesinden öte ben daha çok burada hani biraz özensizlik görüyorum. Yani e, çok böyle bir kurgu değil de hani e, şeyin Ayasofya'nın kapalı kalması meselesi herkesi üzmüştür. O meseleye vurgu yaparken hani bunun kapalı kalmasının insanları üzdüğünü ve e, uzun süre kapalı kaldığını falan vurgu yaparken orada terazi kaçıyor. Mesela orada o aslında. Yani Şimdi önünde de yani bu işte Bakara suresinin 114. ayetini okumadan önce önünde kurduğu cümlelerde de soru işareti var. Yani ben şimdi mesela başında dedim ki deniyor ki işte ayet okunuyor sadece orada ayet okunmuyor öncesinde kurulan cümlelerde de biraz soru işareti var. E dolaş tane hani toplamda bir özensizliğin söz konusu. Yani ama bunun bir tartışmaya sebep yani, olacağı zannediyoruz. Hesap edilebilmiştir. Bazı izleyicilerimiz siz özensiz onu acaba, e, bil mi, ha, dil derken acaba bilinçli bir dil evet, mi, dil mi diye de, de sormuşlar. De Şöyle bu orada Hasan Basri hocam, Hasan Basri hocam şahane bir tespitte bulundu. Yani bunun e, bazı meselelerin böyle istismar edilebileceğini ya da ...farklı alanlara çekilip üzerinde tepinilebileceğini siyaseten hesap etmek gerekir. Katılıyorum. Altına imzamı atıyorum. Yani o yüzden diyorum özen. Yani mesela e, o cümleyi ben gördükten sonra o akşam işte ilk bir yere düştü. Dedim ki eyvah şimdi bunun üzerinde tepinecekler. Yani topu gelecek. Ve bunu mesela AK Parti'ye mal edileceğini, Erdoğan'a mal edileceğini de tahmin etmek hiç de zor değildi. Oysa emekli bir imam. Yani... Ve bunun Erdoğan'la ya da AK nasıl bir alakası olabilir? Yok orada Cumhurbaşkanı'nın tepki göstermemesi. Emekli şey var ama, galiba. Ama Cumhurbaşkanı'nın da bulunduğu Be, bir yerde olur, bir bir yerlerde, canım, olur mu, mu Hayır, biliyoruz galiba onu biliyoruz. Yok gerçekten evet. onu bilemiyorum. O özel bir kurs Melik. Özel bir biliyorum, kurs biliyorum, biliyorum Onu biliyorum. Belki o kursun düzenleyicisidir. Yani. Olabilir. Ha. Yani o kursta mezun olanlar ki Sayın Cumhurbaşkanı torunu da var onların içinde mezun olanlardan. Sayın Şen Top'un oğlu da var. Ben detayı biliyorum. O bir hafızlık eğitimi sonrası sertifika töreni ve bir kurs ve Ayasofya'da yapılıyor. İşte burada hani dualar okunuyor. İşte ayetler okunuyor. Bütün bunlar hani olağan orada bir sıkıntı yok. Ama hani neden böyle bir uslup ve dil kullanıldığı konusunda bir fikrim yok. Ben burada yani AK Parti ve Erdoğan'a da haksızlık etmeyelim diye düşünüyorum. Yani bunu hemen oraya mal etmek biraz böyle e, siyasi şeyi zorlamak. Siyasi sınır ve tamiri zorlamak. Ve ben yani tekrar ediyorum eğer samimi e, samimiysek o zaman Mustafa Kemal'e e, Mustafa Kemal Atatürk'e kefere diyenleri de milletvekili seçmeye seçmesin Atatürk'ün partisi e, çok yer kaplıyor işte kaldıralım diyene de rozet takılmasın. Atatürk'ün Mustafa Kemal'e askerleriyiz çok faşistçe buluyorum diyeni de o zaman il başkanı yapmayalım. Yani daha o zaman tam sanmıyorlar. Modri meydan. Peki Hulki Bey var mı e, ekleyeceğiniz? Artık konu başlığımızı değiştireceğiz. Vallahi konu başlığını değiştirin de sabaha kadar konuşacak konumuz var bu ilk başlıkta. Evet. Şimdi CHP ve AKP karşılığına karşıtlığına geldiyse bu konu iki tarafında Gel, gelmemeli ülke Bey. Gelmemeli diyorsun. Gelmemeli. Ha, gelmemeli ama iki tarafında birbirine söyleyeceği bir sözü yok. Şimdi oradaki Ayasofya'daki o e, kurs töreninde konuşan emekli imam isim vermeden işte zulümdür burayı müzeye çevren diyerek diyerek Atatürk'e hakaret ediyor. E ama aynı şekilde yine isim vermeden 1930'larda Dersim'de katliam yapıldı diyerek 1930 rakamıyla, tarihiyle Atatürk'e hakaret eden de CHP'de. Şimdi CHP'lileri CHP'liler derken izleyiciler yanlış anlamasın. Yönetimini kastediyorum. Kılıçdaroğlu'nu kastediyorum. CHP yönetimi de çıkıp da sanki Atatürk'ü savunuyormuş gibi yapmasın. Kardeşim Atatürk'ü savunuyorsanız bu imam efendi bu imam efendi müzeye çevri, çevirdi diye Atatürk'ü lanetliyor. Öteki CHP'li milletvekili de 1930'larda katliam yaptı diye Atatürk'ü lanetliyor. E ona da karşı çıkacaksınız. Siz birbirinizden ne farkınız var o zaman? Yani Atatürk'e sahici sahip çıkan insan kendi bünyesi içinde Atatürk'e alenen hem de alenen kamuoyu önünde alenen hakaret eden birisi varsa onu kapının önüne koyacak. Ondan sonra karşı tarafı suçlayacak. Böyle bir şey olur mu? O da 1930 diyor Atatürk'ü söylüyor. Burada altan tant çıkmıştı bir ara karşımıza biliyorsunuz. 1930'larda 1930'larda diyerek Atatürk'ü lanetlemeye çalışıyordu. Ya Atatürk'ü lanetlemek için onunla ilgili bir işareti esas alırsınız, tarihi esas alırsınız, bir özelliği esas alırsınız. Atı serbestler atarsınız. Ya iki tarafta da var bu. İmam öyle söylüyor, milletvekili böyle söylüyor. Hanginiz Atatürk'e sahip çıkıyorsunuz? İkiniz de karşısınız. O zaman bunlar üzerinden politika üretmek isteyen AKP'lisi de CHP'lisi de kendi içindekilere bakacak. Ha bu imam AKP'nin yönetiminde değil. Ama öteki CHP'nin milletvekili elinden tutulup listeye konmuş milletvekili yapılmış. Atatürk'ün partisi değil. Atatürk'ün kurduğu partide. Birbirlerinden ne farkı var bunun? Onlarca örneğini verebiliyoruz. Atatürk'e hakaret eden milletvekilleri CHP içinde. Nasıl o zaman siz bunlara göz yumuyorsunuz, içinizde barındırmaya devam ediyorsunuz, sonra karşınızdakine bağırmaya çalışıyorsunuz. Vay bu imam böyle yaptı diye. E siz de kendi partinizin imamısınız. Kendi partinizin imamı olarak Atatürk'e hakaret edenleri niye kulağından tutmuyorsunuz? Niye sözlü olarak toplum önünde biz bunu kınıyoruz demiyorsunuz? Güçlü bir ses çıkarmıyorsunuz. Herkes bildiğini okuyor yani sonuçta. Yani o yüzden de... Taş atarken yani evim camdan mı diye bakacaksınız. Gerçekten ben onu söylemeye çalışıyorum. Yani koca koca laflar ediliyor falan. Ya edelim hani yani biz de söyledik. Yani eleştireceğiz elbette ama hani bunun üzerinden tepinip ya topu böyle zaten niyetleri öyle zaten gizli ajandalları var. Ya bu nasıl bir gizli ajandaymış da 20 yıldır ortaya çıkmıyor. Allah aşkına ya 20 yıl oldu ya. Bu nasıl bir gizli ajanda? Nerede bu gizli ajanda? ne yazıyor içinde bu ne giz, bitmez bir gizli ajandaymış. Efendim gizli ajandaları var. Bu gizli devreye sokacaklar. Ya ben yani bir orada insan işte şey diyor ya bir sahaycılık arıyor ve burada diyor ki ya bir sahaycılık yok. Yani sahaycilik e, şeyden hani e, siyasetten işte ideolojik bağlamdan e, işte o aidiyetlerden kurtulup vicdan ve e, şeyle hani ahlak Peki. ve vicdanla hareket etmektir. Sahiplik odur. Tartıya koyacağız ya vicdan ve vicdanen ve ahlaken ben buna bakıyorum ve diyorum ki evet doğru değil. Ama vicdanen ve ahlaken bakıyorum de diyorum ki ya siz adam dövmeye yer arıyorsunuz ya. Ya bu adam evin önünde geçsin de hani Şimdi, ben bunu bu niye e, geçiyoruz? Başka yol yok. Peki Melik Nereden Bey. Nereden geçeyim? Evet. E, son bir cümleyle tamamlayın. Belirtmem gereken bir nokta var. Bir de araya gideceğiz. Buyurun. Kim Melik mi? Melik Bey tamamlasın tamam. son cümleyini. E, yani e, evet, e, yani şöyle e, e, Başak Hanım ben ben hani e, burada hakikaten hani e, Ulkı Bey dedim gibi ben Hulki Bey e, hani e, yıllardır tanıyorum. Bu e, işte ilk e, başladığımızda e, o <laughs> 19-20'li yaşlardaydık. Eşim dolayısıyla 21'deydim. He, ben 21'deydim. Ha ben eşim Hulki Bey tanımından beri istikrarlı bir çizgisi var. Şimdi siz eleştirirsiniz, katılırsınız, katılmazsınız. O başka bir şey. Başında da söyledim. Oturur tartışırız. Biz her Peki. şeyde anlaşıyor muyuz? Elbette hayır. Ama en azından sah sahici bir çizgisi var ya. ya onu Peki. diyorum ya. Sizin de sahici çizginiz varsa Allah aşkına Mustafa Kemal'e kefere diyen adamı niye siz partinizden vekil seçiniz hem de kadın kontenjanından yönetimi aldınız?